Ukrayna'da, dağlarda macera peşindeyiz arkadaşlar. Adrenalin peşindeyiz. Tarih peşindeyiz. Arkeoloji peşindeyiz. Şimdi de yağmur başladı. Yağmurlu bir şekilde arkeoloji peşinde olduk. Çok da güzel oldu. Arkadaşlar selamun aleyküm. Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz. Ukrayna'dayız arkadaşlar. Savaş bölgesindeyiz. Savaşın olduğu yerdeyiz. Biliyorsunuz beni takip edenleriniz varsa ki zaten takip ediyorsunuz çoğunuz. Bu arada yağmur da yağıyor arkadaşlar. Şöyle yapalım. Prag'da yani Çek Cumhuriyeti'nde beni oraya davet eden, orada beraber çalıştığımız firma beni Ukrayna'ya bir işlem için gönderdi. Bir 1000 yıldan fazla küçük böyle çok nokta bir kilise var. Kiliseyi de zaten sizlere çektim. Çekim olarak, video olarak paylaştım. Şöyle söyleyeyim. Yakında işlem yapacağız. Bak hala yağmur yağıyor. Şu anda yağmur yağıyor yine. Bu şekilde... Biz seviyorum zaten hani bu gibi şeyleri çok sevdiğimden dolayı benim için zor değil ama yine de ne olursa olsun bizim de ailemiz var, bizim de sevdiklerimiz var ve bir şeyleri riske atıp bir yerlere yine gidebiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Hayat, hayat diyelim. Hayat. Ama sizlere de elimden geldiğince gittiğim, gezdiğim, gördüğüm şeyleri, böyle yerleri çekiyorum, video olarak paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü sizleri seviyorum arkadaşlar. Burada çünkü yaşlı arkadaşlarımız, abilerimiz de var, bayanlar da var, çocuklar da var. Hepimiz burada bir aileyiz, bir toplumuz. O yüzden benim size karşı olan sevgimi, saygımı bu şekilde ben sizlerle, sizlere bu şekilde yansıtmaya çalışıyorum. En azından vermiş olduğumuz bir emek var ve siz de bize vermiş olduğunuz bir destek var. O destek babında ben de sizlere bu şekilde elimden geldiğince paylaşımlar yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu arada çok yağmur yağıyor. İnşallah kamera bozulmaz bu arada. Şöyle yapraklarla kapatmaya çalışıyorum üstünü. Demek istediğim şudur ki arkadaşlar fazla zamanımız yok bu arada. İnşallah burada yapacağımız işlemden sonra yine Çekya'ya döneceğiz. Döndükten sonra da yine aynı orada işlemlerimize devam edeceğiz. Ve imkan olduğunca da bu şekilde yerlere gittiğim zaman daha iyi imkanlarla sizlere çekim yapıp daha iyi şekilde sizlere bunları aktarabilmek adına desteklerinizi sizden bekliyorum arkadaşlar. Telegram grubumuz var. Diğer işte her şey var. Instagram'dır, TikTok'tur. Bütün e-mail adreslerim hepsi mevcuttur. Videolarımızın açıklama kısmından bakıp bana ulaşabilirsiniz. Yazdıklarınızı, sorduklarınızı anında cevaplayamayabilirim arkadaşlar. Bunun için beni mazur görün. Çünkü tek başımayım. Ben oradan buradan ekip tutmamışım yani diğerleri gibi. Sırf bu işi para kazanmak için yapmadığım için öyle bir şeyim yok. Bu arada bazen yorumlar oluyor. Tabii ki olacak. Ben bunlara zaten hazırlıklıyım ama hani başka kanallardan olsun, kendini bilmezler olsun, farklı farklı cahil insanlar, cuhale insanlar var. Farklı farklı yorumlar yapıyor. Arkadaşlar, onlara da tabii bu cevabım. Sizin takip ettiğiniz kanallar, Türkiye'yi bırakın, bulundukları şehirden çıkmıyorlar. Gittikleri farklı farklı yerlere, farklı şehirler veya farklı yerler diye hitap edip, halbuki aynı şehirdeler. Taşın altına bir şey koyarlar, kazarlar elleriyle bir şeylerle, içine bir şey koyarlar, gidip yalandan bulurlar. Bunları seyredip de abonuyorsunuz. Bu kadar kafanız var, bu kadar beyin var kafanızda. Yani bu arkadaşlara söylüyorum. Bunlarla mutlu oluyorsunuz da, benim sizlere paylaşmış olduğum gerçek hayatın içinden olan karelere mi mutlu olmuyorsunuz? Ben sizler gibi insanlara gerçekten acıyorum. Gerçekten acıyorum. Şöyle, insanlığın ne demek olduğunu bilmeden ölüp gideceksiniz, Tahtalıköy'ü boylayacaksınız. Onu acıyorum. En azından... Biraz aklınıza böyle kafanıza biraz akıl sokun da onu bunu bırakın. Şunun o demiş, şöyle demiş, beni şöyle yönlendirmiş. O işleri de bırakın. Biraz hayatın tadını çıkartmaya bakın. Gerçeklerle yaşamaya bakın. Arkadaşlar. Yani bu hayata gelmişsin ot gibi gideceksin ot gibi yani. Gerek yok.
Biraz insanlığın tadını al, öyle git. İnsan olduğunu da anla. Ne için yaratıldığını da anla, öyle git. Gerçekten öyle bir insanlar var ki boş boş konuşuyorlar. Tabii boş boş konuşabilirler. Ben zaten bu gibi insanlar olacağını biliyorum ama onlara cevap vermiyorum genelde. Ben bu şekilde bir cevap vereyim dedim. Her gün bir yerde bir şey bulan kanalların peşinde öyle izleyip psikolojik olarak böyle gözlerini yukarı dikip sanki ben bulmuşum gibi mutlu olmaya devam et. Cebim boş, akşam gittiğin zaman kim bana çay kahve ısmarlayacak diye onun peşine koş. Yalan yalandan bir çay için ona buna yalakalık yap. Böyle yaşamaya devam et, hamam böceği gibi. Senin gibilere, sizin gibilere derken arkadaşlar kime kastettiğimi ben çok iyi biliyorum. Onlar da kendilerini iyi biliyorlar. Bana devamlı destek veren adam gibi adamlara lafım yok. Bu arkadaşlar sadece yani bazıları için geçerli. Yağmur yağdığı için kamerayı elime aldım. Arkadaşlar görüyorsunuz yağmur bayağı yağıyor. Hazırlıksız yakalandık yağmura. Burası da Karadeniz bölgesi gibi devamlı yağmur, devamlı kar. Şu anda kar var zaten. Bakın yine inanmayacaklar. Şöyle yapayım. İleride beyaz görüyor musunuz arkadaşlar? Kar, yağmur yağıyor bazen, hava şey yapıyor. Isınıyor. O yüzden kar kalkıyormuş gibi oluyor ama kalkmıyor. Hala kar var. Her neyse, demek istediğim işlemi yapacağız. İşlemi yaparken birkaç kişi daha gelecek bizim merkezden. Heyet olarak gelecekler. Onun çekimini yapar mıyım, yapamaz mıyım, ne kadar yaparım bilmiyorum arkadaşlar ama en azından yeri gördünüz. Bu şekilde. Yine gelişmeleri sizlere aktaracağım. Ben sizden şunu istiyorum, rica ediyorum arkadaşlar. Paylaşmış olduğum videolarımızı, canlı yayınlarımızı paylaşın arkadaşlar. Farklı yerlerde, farklı platformlarda paylaşın. Ki biz de, bizim kanalımız da diğer kanallar gibi yükselsin, bazı yerlere gelsin. Çünkü diğerleri hiçbir şey yapmamalarına rağmen yalandan işlerle, reklamlarla, yalandan boş işlerle insanları meşgul ederek toplamasını biliyorlar. Ama biz gerçek işimizi yaptığımız için kanalımız alt seviyelere düşmesin. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere diyorum. Şimdiye kadar yanımda olan, kanalımızla beraber, bizimle beraber, ta açılıştan itibaren bizimle beraber olan arkadaşlarımız ve sonradan aramıza katılıp tesadüfi de olsa bizleri bulup katılan arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum ve desteklerimizin devamını bekliyorum arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince sizlere gerçek içerikler paylaşmaya da gayret edeceğim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere diyorum. Biraz böyle etrafı çekeceğim. Şöyle manzaraya bakın. Şu anda sis bastı. Bazı yerlerde kar var, bazı yerlerde yağmur yağıyor. Bu manzarayı da hafiften böyle izlersiniz arkadaşlar. Sonuçta onları da gördüğümüz şeyler, siz de görün istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Her şey istediğiniz gibi ve gönlünüzce olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum.